Business Channel Türk TV'de Yeşim Aile ile Sağlıklı ve Neşeli Günler programına hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz diyet uzmanı Yasemin Tatlı. Merhaba, hoş geldiniz Yasemin Hanım. Hoş buldum, merhaba. Bize biraz kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii ki. Diyetisyen Yasemin Tatlı ben. Medipol Üniversitesi lisans mezunuyum. Aynı üniversitede yüksek lisansıma devam etmekteyim. Ve Ataşehir Profit Slim Center Zayıflama Merkezi'nde de diyetisyen olarak görev yapmaktayım. Çok güzel. Geçen haftaki programlarımızda sağlıklı beslenmeden bahsettik, probiyotiklerden bahsettik. Şimdi şey sormak istiyorum size. Yüksek protein, düşük karbonhidrat diyetlerinden bahsedebilir miyiz? Birçok birey bilinçsiz yaptığı için doğru olduğunu düşünmüyorum. Bazı sistemik hastalıklarda gerekli olan durumlarda bunu yapıyoruz. Evet, yapmak durumunda kalabiliyoruz. Bazı hastalıklarda proteini kısıtlamak zorunda kalıyoruz. Bazı hastalıklarda ketojenik diyet uygulamak zorunda kalıyoruz. Yani yağı çok yüksek. Yağ, karbonhidrat ve protein oranlarından bahsetmiştim optimal bir diyetteki. %55-60, 50-60 arası karbonhidrat olabilir. %15-20 protein ve %20-25'i %30'a kadar bile çıkmasını istemiyoruz. Yağdan oluşuyor bütün günlük almamız gereken enerjinin. Fakat ketojenik diyetlerde ya da protein kısıtlaması olan diyetlerde bu oran çok fazla değişebiliyor. Örneğin ketojenik diyette %85'ini yağdan, %5'ini, %80'ini yaklaşık yağdan, %5'ini karbonhidrattan sağlıyoruz ve %10-20-15 gibi bir şey de proteine kalmış oluyor. Böyle kısıtlamaları yaptığımız diyetler çok çok ekstrem durumlarda oluyor diyeyim. Fakat normal kilo vermek için, eğer sorunuzda tırnak içinde zayıflamak için yüksek proteinli beslenme gibi şeyler. Doğru değil. Şöyle ki, proteinlerin metabolizmasına baktığımızda zaten sindirildiğinde amino asit olan yapı taşlarına ayrılıyorlar. Ve ondan sonrasında tekrar kasta depolanacaksa depolanıyorlar ve sonrasında kalan amino asitler, çünkü her kasın bir kapasitesi var. Egzersiziniz çok fazla olmadığı sürece protein ihtiyacı aslında burada artmış oluyor. Egzersizi çok sıkı ve çok sert yapmıyorsak amino asit havuzu dediğimiz vücudumuzda böyle amino asitlerin toplandığı bir alanlar var diyelim. Buradan amino asitler tekrar azotlu kısımları üre şeklinde dışarı atılarak kalanı glikoz ya da yağ olarak depolanıyor. Hani fazla proteini aldığımızda da zaten kas kapasitemiz belli bir seviyedeyse onun dışında yağ olarak depolanıyor. Yani bu çok mümkün bir şey olmayacak. Yani aslında fazla protein almamız herhangi bir şey fark etmiyor, zayıflatmıyor. Bilakis yağ miktarımızı arttırıyor. Evet, vücudum. Negatif enerji dengesi olmadığı sürece zayıflama mümkün olmayacaktır. Peki normal diyet yapan kişilerde, yani kilo verme amacıyla size başvuran danışanlara ne tür sporlar öneriyorsunuz? Haftada kaç gün spor yapmalarını öneriyorsunuz? Tabii ki. Normalde zaten spor yapıyorsa birey mevcut olan sporuna spor danışmanıyla birlikte devam etmesini, kilo kaybı yönünde bunun olmasını, yani kardiyo dediğimiz kalp atışını belli bir seviyenin üstüne çıkaracak ve yağ yakımını hızlandıracak şekildeki sporlar. Daha çok kas kazanımına yönelik, sıkılaşmaya, postür düzeltmeye yönelik sporları bir tık sonraya belki programda ekleyebiliyoruz ama başta kardiyo, yüzme olabilir, uzay bisikleti olabilir, yürüyüş olabilir, koşu olabilir. Nerede? Crossfit de bunlara dahil. Nerede sizin kalp atışlarınızı hızlandıracak, size birazcık daha böyle kondisyon gerektirecek, nefes alışverişimizi hızlandıracak sporlar varsa aslında yağ yakımı orada hızlanıyor ve çok çok kilolu bireylerde biraz daha bunlara yönlendiriyoruz diyebilirim. Peki bu normal koşullarda spor yapan, günlük işte bir saat yürüyüş yapan, bir saat yüzen bireyler nasıl beslenmeli? Aynı şekilde normal optimal beslenmedeki bizim belirttiğimiz oranlar geçerli. Karbonhidratı, yağı, proteini o şekilde böyle çok 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 sıkı vücut geliştirme gibi bir spor yapmadığını varsayıyorum bireyin. Tabii protein ki. Tabii ki kas kapasitesi arttıkça protein ihtiyacı orada artabilir. Fakat normal bir şekilde haftanın 3 günü biz en az 45-50 dakika olacak şekilde tempolu yürüyüş danışanlarımıza zaten öneriyoruz. Spor yapmayanlara da. Bununla birlikte beslenmelerinde sadece fiziksel aktivitelerine kalori ekleriz biz onların. Bunun dışında bir değişme yaratmayız. Yani çok fazla proteine ihtiyacı var anlamına gelmiyor bir bireyin haftada 3 gün yürüyüş yapması. Anladım. Bununla alakalı dediğim gibi kalori kısıtlaması okey ama onun dışındaki bir değişikliğe ihtiyaç olmuyor çoğu zaman. Rutinde gerek yok. Rutinde gerek yok. Peki hamileler nasıl beslenmeli? Hamilelerde kesinlikle çeşitlilik ve dengelilik çok ön planda. Zaten gebelikte doktorunuzun başladığı ek takviye bazı mineraller ya da vitaminler oluyor. Folik asit öncelikle ilk 28 günde
bebekte doğduktan sonra nörel tüp defekti dediğimiz bir hastalık var. Aynı şekilde yine yazıp internetten fotoğraflarına da bakılabilir. Gerçekten bebek için ciddi bir hastalık ve bunu folik asit eksikliğinde olduğunu biliyoruz. Fakat fetüs gelişmeye başladığı anda ilk 28 gün folik asit aslında bu hastalığın oluşmasını engelleyecek şekilde etki ediyor. Onun dışında biz burada bu noktada şunu demek zorunda kalıyoruz. Planlı gebelik olması gerekiyor. Planlı gebelikte folik asiti doktorunuzun dediği zamanda kullanmaya başlayıp hatta öncesinde kullanmaya başlayıp 2-3 ay önce bile olabilir. Sonrasında demir takviyesi. Çünkü muhtemelen bebek gelişmeye çok hızlı devam edeceği için 9 ay boyunca mevcut demir depolarımız ya da mevcut kanımız tabiri caizse komple yetmeyebilir bebek için. Bizim ya da bebeğin tehlikeye girmesi hiç fark etmez. Herhangi bir risk bile, böyle bir risk bile varsa bunu göze almıyoruz. Bununla alakalı omega 3 çok 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 önemli. İyot gebelerde çok önemli. Bebeğin beyin gelişimi için, özellikle nörolojik gelişimi için çok çok önemli. Gerçekten omega 3'ü yeterli alamıyorsa, özellikle ilk aylarda aşerme gibi durumlar olabiliyor. Ve anneler balık yiyemediklerini, kokusunu sevmediklerini düşünüyorlar. Balık hayvansal kaynaklardan sağladığımız çok 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 iyi bir omega 3 kaynağıdır okey ama bitkisel kaynakları da var. Keten tohumu gibi, yine keten tohumu yağı buna örnek gösterilebilir. Ceviz, aynı şekilde chia, kinoa gibi tohumlar. Bunlardan yine yenilebildiği kadar yenecek. Düzenli olarak ara öğünlerde ceviz yenecek, yağlı yemişlerden hepsi yenecek. Fakat dediğim gibi bizim hayvansal besinlerden yeteri kadar alamadığımız bir omega 3 dışarıdan alınmak durumundadır. Öncelikle balık tüketimini burada yani üstüne basa şart basa belirtiyoruz. Haftada 2 gün. Onun dışında mutlaka kalorisine ek olarak kalsiyum eklenmesi yapılmalı. Günlük 1000 miligram yaklaşık kalsiyum alan bireyin 1300'e rahatça çıkarması lazım onun. Aynı zamanda bebeğe de ve kemik gelişimine de yardım edecek şekilde her şekilde bütün minerallerimizden ek gerekiyor. Eklemeler gerekiyor. Eğer doğru tabir buysa gerçekten her şeyimize ek yapmak gerekiyor. Biz bunu totalde bir kalori eklemesi olarak yapıyoruz. Ve annelerimizin beslenmelerini, anne adaylarımızın beslenmelerini ona göre düzenliyoruz. Doğduktan sonra ise laktasyonda. Laktasyonda yine aynı şekilde. Yani emzirme döneminde. Kesinlikle emzirme döneminde. Emzirme döneminde ise bebek bütün ihtiyacını, bu arada ilk 6 ay sadece anne sütü, özellikle belirtiyoruz. İlk 6 ay anne sütüyle beslenen bebek bütün ihtiyacını anneden karşılayacaktır. Bu anlamda annenin hem kendi depolarını hem de bebeğe vereceği sütüne eklenecek olan bütün mineralleri, bütün besin ögelerini düzenli bir şekilde ve çeşitli bir şekilde alıyor olması lazım. Bu beslenmeyi de ona göre düzenliyoruz. Kalori eklemesinin beraberinde işte sıvı tüketimi mesela çok çok önemli annelerde. Düzenli sıvıyı aldığına gün içerisinde emin olmalı süt salgıları için. Sıvı olarak sadece suyu mu yoksa su, onun dışında ilave ekstra alabileceği şeyler var mı? Tabii ki kafein miktarı ya da gaz yapıcı besinlerin miktarı sütümüzü etkileyebiliyor annelerde. Kafein miktarı da çocukta yine huzursuzluk, böyle uykusuzluk olarak geri dönebiliyor. Ama sıvı miktarından kastım tamamen su, saf sudan bahsediyorum. Ciddi anlamda kilogram başına 30 mililitre olacak şekilde ve ayrıca da artı su, süt salgısını katarsak normal bir bireyde. Çünkü alınması gereken sıvı miktarını bu şekilde hesaplıyoruz. Kilogram başına 30 mililitre ama annede bu biraz daha artacaktır. Ayrıca 7 litreyi geçmediği sürece, 6-7 litreyi geçmediği sürece besin zehirlenmesi denen, su zehirlenmesi denen bir şey de yoktur. O yüzden anne alsın 2,5-3 litreye kadar yakın alabiliyorsa kilosuna göre, boyuna göre tabii ki çok çok minyon bir anneden bahsetmiyoruz. Alabilir. Bu anlamda laktasyonda beslenme, yani emzirme döneminde beslenme de böyle. Bebekte hiçbir eksiklik oluşturmayacak. Sütte herhangi bir işte gaz yapıcı dediğim gibi, kafein gibi minerallerin geçişini sağlamayacak bir sıkıntı yoksa annemiz de normal beslenmesine devam ediyor ama ekle. Zayıflama olayı çok soruluyor bu arada. Ben onu söyleyeyim. Evet, gebelik kilolarını nasıl atabilir anneler? Aynen öyle. Annelerimiz eğer kilolu bir şekilde hamile kaldılarsa ya da gebelikte fazla kilo aldılarsa, ki BKİ'si normal olan, normal diye adlandırdığımız bireyde diyoruz ki 9-12 kilo arası kilo kazanabilirsiniz gebelikte. 6-7 kilosu yaklaşık bebekle birlikte zaten kaybediliyor. Ondan sonrasında zaten düzenli olarak verilir diyoruz ve ilk 4-6 ay arası bir diyet, kalorisi kısıtlanmış bir zayıflama programı adını verdiğimiz programa başlamıyoruz. Annelerde 4-6 ay sonrasında başlıyoruz çünkü. Yani emzirme dönemi
bitmeye yakın. Asıl önemli olan ilk 6 aylık emzirme dönemi bitme, evet, bittikten kesinlikle. Sonra. Kesinlikle böyle söylüyoruz. Çocuk da etkilenmemesi. Kesinlikle öyle. Eğer bu şeyde teoride tabii ki böyle ama pratikte anne istiyorsa ayda 1-2 kiloya kadar kaybedebilir yine. Çünkü zaten laktasyonla birlikte ciddi bir enerji harcıyoruz gün içerisinde ve bebekle birlikte annenin aslında gebeliğe nazaran hareketi de artmış oluyor. Kesinlikle. Bu yüzden istemsiz bir kilo kaybı olacaktır. Çok çok kilolu annelerimizde dediğim gibi birazcık daha 4-4,5 ayı 6 ay arasını bekliyoruz kilo verme süreci için. Doğru olanı tabii ki normal bir kiloyla hamile kalmak. Gebeliğin dediğim gibi planlı olması ama eğer kilolu bir anneyse de bu şekilde müdahale edebiliyoruz. Gebeliğin planlı olmasının bizim için de şöyle bir avantajı var. Hı-hı. Ağız içerisindeki bütün işte dolgular, restorasyonlar, eksik dişler, işte diş temizliği, diş eti hastalıkları, evet, tedavi edilip ondan sonra zaten hastanın gebe kalmasını öneriyoruz. Tabii, hı-hı, bu tamamen planlı olması kaydıyla olabilen bir şey ama onun dışında çok fazla yapabileceğimiz bir şey olmuyor çünkü hamilelik dönemi süresince. Evet. Çok. Peki ek gıdaya başlamak için bebeklerde ne tür ek gıdalarla başlanmalı? 6. aydan itibaren bildiğim kadarıyla başlanıyor ek gıdaya. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Az önce söylediğiniz 0-3 yaş arasında, yani bir önceki bölümlerde bahsettik, 0-3 yaş arasında yağ alımını minimuma tutmak için, yağ hücrelerini doldurmamak adına, sayısını arttırmamak adına bazı şeyler yapmamız gerekiyor. İsterseniz onları tekrar bir üzerinden kısaca geçelim, bir hatırlatma olsun hazır yeri gelmişken. Tabii ki. Bebeklerimizin beslenmesinde ilk 6 ay kesinlikle ve kesinlikle anne sütünü öneriyoruz. Hı-hı. Sebebi, birçok sebebi var. Anne sütü bir kere var olan en kaliteli protein. %100 oranında vücut proteinlerine dönüştürülebilen, yani o bebeğin büyümesinde birinci etken olan harika bir protein sağlıyor bize. İkinciyi sağlayansa yumurtadır. Anne sütüne en benzeyen kaliteli protein sağlayan. O yüzden İlk 6 ay anne sütü proteini düşüktür inek sütüne göre. Hı hı. Bebeğin böbreklerinde fazla solid yük yapmamak için, fazla katı yük, yani böbreklerini zorlamamak için, henüz gelişmediği için. Anne sütünün her şeyi, bütün oranları tamamen bebeğin gelişimine göre ayarlanmıştır. 6 ay bitti, beslenmeye, tamamlayıcı beslenmeye artık başlamamız gerekiyor. Bebekte alerji durumu yaratabilecek, alerjen olabilecek. Bazı bizim bal gibi, yumurtanın sarısı gibi. Bu karpuz bile olabiliyor bebeklerde. Hani yavaş yavaş çok meyve değişimlerine, evet, başladığımız zamanda bile bazı alerjen durumlar gelişebiliyor. O yüzden önce minik minik bir meyve püresi olarak başlanabilir. Sonra bir sebze püresi, ama bu arada günde 6 kez besleniyorsa bebek, işte 4'ü anne sütünden, ikisi yavaş yavaş bir ara öğün gibi bebeğe verilecek. Tamamlayıcı beslenme diyebiliriz. Bir yumurtanın sarısının çeyreğinin şöyle ezilerek bebeğe verilmeye başlanmasıyla olabilir. Belki 6. aydan sonra 7. ayın başı gibi bir kaşık yoğurt olabilir. Kalsiyumu da yavaş yavaş artık, hı hı, dışarıdan almaya başlasın. 9. aydan sonra zaten finger foods dediğimiz bir bölüm başlıyor. Bir evre başlıyor çocuklarda. Tamamen elleriyle yeme. Her şeyi elleriyle, kendi istedikleri gibi. Artık ağız, el, bu koordinasyonu falan gelişecek. Tamamen o zamandan sonra da masaya anneyle babayla birlikte oturması ve ondan sonrasında onlar ne yiyorsa, tabii ki evde sağlıklı besinler, sağlıklı yemekler yapılması gerektiğinden bahsediyoruz. Şey yapıyoruz. Bu süreç içerisinde kendimiz sağlıklı beslenirsek, bebek zaten tamamen örnek alarak, bir yaşından sonra tamamen örnek alarak başlıyor. Olay yeme alışkanlıkları o zaman gelişiyor. Fakat 0-3 yaş arasında demiştik ki bebek hiçbir zaman çok tuzlu, çok şekerli besinlerle tanıştırılmasın. Tanıştırılmadığı takdirde zaten 3 yaşına kadar sayıları artan yağ hücreleri 3 yaşından sonra sabit sayıda kalıyorlar. Ve bununla birlikte artık ondan sonra o yağ hücrelerinin içinin doldurulması bizim için obezite riskini biraz aslında kabaca böyle bahsedebiliriz. Obezite riskini oluşturuyor. Bebekler, yapılan bir araştırmada bakılmış ki 0-3 yaş arası çok tuzlu ve çok şekerli besinlerle tanışan bebeklerin ergenliklerinde fast food ve tatlı tarzı zararlı besinlere çok fazla düşkün oldukları görülmüş. Fakat tam tersi, hiç tanıştırılmayan bebeklerde buna bir düşkünlük görülmemiş. Bu anlamda sağlıklı beslenme ömür boyu sürecek bir şey olduğu için bu anne karnından ölene kadar diyebiliriz aslında. Aile bu anlamda çok önemli. Rica ederim. Peki büyüme çağındaki çocuklar nasıl beslenmeli? Büyüme çağındaki çocuklar aslında okula başlamayla tamamen sosyal çevrelerinin değişmesi, kendilerini bir birey olarak hissetme çabası ve bazı besinleri yemek istememe, reddetme gibi. 2 hafta aralı bile olabilir. Birer hafta arayla, birkaç gün arayla istemedikleri besinler onların önüne tekrar sunularak.
mutlaka bunu sevmiyor, yemiyor deyip vazgeçirmeyerek ama sürekli ona hiç ısrar etmeden tekrarlanarak yapılabilir. Belki çocukların yanına beslenme çantalarına sağlıklı ara öğünler koyularak arkadaşlarıyla da paylaşacağı şekilde. Çünkü arkadaşlarının yemediği bir şeyi yemek onun kendini yalnız hissetmesine neden olabilir. Bu anlamda okul çağı beslenmesi çocuklarında da yine kalori hesaplanarak aynı şekilde kesinlikle bir beslenme uzmanına başvurulmalı. Yani bunu asla inkar edilemez bir gerçek olduğunu söyleyebilirim. Ama bu bazı besinleri reddetme, sebze sevmeme gibi olayları düzenli tekrarlarla onun önüne tekrar sunarak yenebiliriz. Yenebiliriz ama yeneceğiz diye bir şey söz konusu evet, değil. Evet, yenebiliriz. Bu arada da şunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Çünkü çok titiz annelerimiz olabilir. Yani çocuklar parmaklarıyla 9 ay itibariyle elleriyle yemek yemeye başlayacaklar dediğimizde onlara lütfen müsaade edelim. Çünkü aynı zamanda gıdaları da tanıma, sertlik, dokusunu, yumuşaklık. Çocuklar çünkü her şeyi elleriyle hissedip tanıyorlar. Evet. Onlara bunu izni vermemiz evet, gerekiyor. Çok doğru hocam. Çok titiz ki bu babanı ellemesin, yapmasın, dağıtmasın, dökmesin olayından kaçınmamız gerekiyor. Kesinlikle. Anladığım kadarıyla o kesin yani. Sadece çocuğun bir şeyleri tanıması anlamında değil, beslenmesi açısından da oldukça önemli bu. Kesinlikle. Onun dışında peki ergenlik çağındaki çocuklar kaç öğün yemek yemeli? Böyle bir standartize etme şeyimiz, şansımız var mıdır böyle? Şöyle, normalde bizim sağlıklı bir beslenme programında bir günlük 3 ara, 3 de ana öğün gibi standart, aslında herkes tarafından da bilinen, çok alışılmış bir düzene öneriyoruz. Fakat çocuklar okulda ya da ergenlikte de yine okula devam ettiklerini varsayarak evet, söylüyorum. Çok çok hareketli, hormon işlevlerinin aslında tap yaptığı bir seviyede, bir evrede oluyorlar ergenlikte. Bir kere kalori ihtiyaçları kesinlikle artıyor. Bu dönemde kendilerine yapacakları kalsiyum desteği çok çok önemli. Çocukluktan beri çok önemli kemik gelişimi için. Özellikle periyot artık düzene girmiş kız ergenler için de aynı şekilde söylüyorum. Kız çocukları için de. Buradaki beslenmede bir ek yapma durumu söz konusu olabilir. Muhtemelen de olacaktır. Tabii ki kilosuna ve boyuna ve bir metabolik genetik geçişli bir rahatsızlığı olup olmadığına göre değişiyor. Bunları ayrı hesaplıyoruz. Bununla birlikte kesinlikle zararlı yiyeceklerden kaçınılması gereken bir dönem. Çünkü fizyolojik olarak 0-3 yaş arası otursa da vücudun ilerideki besin isteme alışkanlığı diyeyim. Kalıcı besin alışkanlığı, besin tüketim alışkanlığı ergenlikte. Yani o dönemde en çok neleri tüketiyorsa birey ondan sonra zaten üniversite. Bundan sonrası yerleşik hayat ve fast foodsa fast food olarak gidecektir. Sosyal çevresi şu anda çünkü o anda kalıcı hale geliyor aslında ergenlikte. Peki kalsiyumu dışarıdan mı almaları gerekiyor yoksa günlük besinlerle karşılayabilirler? Kesinlikle. Mi? Bütün sebze ve meyveleri hiçbir şekilde ayırt etmeden yedikleri takdirde süt, yoğurt, peynir gibi süt ürünleri tüketimi, kefir gibi tüketimleri günlük ergenlerde 3-5 porsiyonun arasında olacak. Normal bireyde bile 3'ün altına düşmeyelim diyoruz yetişkin bireylerde. Ergenlerde bu hatta kiloya ve boya göre dediğim gibi şu an tamamen ortalama konuşuyorum. Ama 3-6 porsiyon arasında bile çıkabilir. Kalsiyum depoları yani kemiklere kalsiyum deposu en hızlı olduğu ve kemik gelişiminin de aslında uzamanın lise çağı kesinlikle, çocuklarında en hızlı olduğu dönem. Bu anlamda kalsiyum çok önemli olacak. Aslında en doğrusu ebeveynlerin hem kendileri için sağlıklı beslenme alışkanlıklarını kazanmış olmaları artı çocuklarını da aslında bir diyet uzmanıyla tanıştırarak sağlıklı beslenmenin gerekliliği ve faydaları hakkında bilgilendirmek ve onun üzerinden belki beslenme programlarını ayarlamak çok çok kesinlikle, daha doğru olacak. Bu çok doğru, çok doğru. Bu anlamda ömür boyu sürecek bir şey olduğunu evet, söylüyoruz. Anneler, babalar, ebeveynler dediğiniz gibi bu bilinci oturtacaklar kendilerinde ve sonra gebe kalınmaya başlanıldığı andan itibaren o çocuk o bilinçle büyüyecek ve zaten büyüdüğünde o da sağlıklı nesiller, sağlıklı çocuklar yetiştirecek bir birey haline geliyor. Evet, daha bilinçli nesiller olacak. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz Yasemin Hanım katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Business Channel Türk TV'de Yeşim Aile ile Sağlıklı ve Neşeli Günler programının sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere.